Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz nedir dersinizse, bugünkü dersimizde kalıp. Kalıpla ilgili arkadaşlar düzenlemeler, bakın şu gösterdiğim düzenlemelerin aslında şuraya kadar olan bölümü neresi sizde? Şurası. Ta aşağıya kadar olan bölüm. Yani şu şurası var ya arkadaşlar, şuradaki ayarlamaların tamamı buradaki uygulama. Kalıbı düzenle dediğimiz bu. Bakın üzerine gelince göreceksiniz. Kalıp düzenleme. Zaten bunu anlatmıştım ara subuklarımızda, hatırlarsınız da bakın. Buradan kalıp düzenleme. Arkadaşlar bu ne diyordu arkadaşlar? Kalıbı dönüştürmek. Burada kalıbı dönüştür. Kavisi düzenle, eriği düzenle dediğimiz uygulamalar. Kavisi düzenle, bakın eriği düzenle. Bunlar da uygulamalar mı? Uygulamalar. Buradan da noktalarla ilgili olan uygulamalar. İşte bunun üzerine geldiğiniz zaman, izle dediği zaman izleme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Poligon oluştur, dikdörtgen oluştur. Bunlar neler? Şunlar değil mi arkadaşlar? Bakın iç poligon, iç dizayn, iç daire. Bunlar da nedir? Dikişle ilgili iç çizgileri oluşturan, yani şu kırmızıyla belirtilen bölgeleri oluşturmak değil mi? Evet arkadaşlar. İç daire oluştur dediği uygulamada şu. Yani bunlar dış kalıplarımızdaki dış çizgi, şu siyah olan kısımları, iç çizgi dediğimiz kısımlarda şu kırmızı olan kısımlar arkadaşlar. Bunlar nerede kullanıyoruz biz? Bunlar arkadaşlar cep yaparken, cep ayarlamalarında dikiş kısımlarını göstermek amaçlı iç çizgi olarak da bunların ne yapabiliyoruz? Ayarlama imkanına sahip olabiliyoruz. Ve bir de arkadaşlar dart oluşturma. Dart da ne demek arkadaşlar? Nedir? Bunun adı pens oluşturmak demektir. O zaman bir gösterir misiniz dersiniz de, bakın şimdi buradan göstereyim. Bakın diyelim şurada bir potluğumuz var. Bak görüyor musunuz? Şuraya dikkat edin. Bakın ne kadar belirgin bir portluk. Bu arkamızdaki bölümden kaynaklı pensin noktası. Bak şimdi bir pens uygulayacağım bunun üzerine. Şurayı da bir animasyon şey yapalım. Bakın geldim. Belin tam olduğu bölüme denk gelsin ki. Bakın. Bakın burayı ayarladık mı? Bak burası pens noktasını. Şimdi orayı dikeceğim arkadaşlar. Bakın dikeceğim. Diktiğim zaman şunu kaldırayım. Simüle etmeyelim ki görebilelim. Hatta biraz bunu ne yapmak istiyorum? Bak yukarı doğru da alabiliyorum. Dikeyim buradan. Bak geldim. Burayı buraya. Burayı da buraya. Bakın. Simüle et dediğim zaman bak dikkat edin. Diğer alana göre. O zaman bunu biraz daha örnek şey yapamaz mıyız? Bak kopyalayalım. Aynı şeyi nereye alalım? Yapıştırır diyelim. Biraz da bu tarafını alalım bakın. Bunu da simüle edelim. Bakın. Eğer yerleri değiştikçe potluk alanlarının daha ayarlandığını görebilirsiniz. Bakın. Niye? Pensle daha bir oturtmaya yakın bir ayarlama yaptık. Bunlarla biraz daha oynadığınız zaman bakın. Duruş kısımlarında daha hafif değiştirdiğiniz zaman daha iyi vücuta oturduğunu, daha potluğun azalmaya başladığını görebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki ayarlamalar. Pens neyle yapıldığını da buradan görme imkanınız da oldu mu? Oldu arkadaşlar. Ben mantığını sizinle paylaşıyorum. Diğerlerini zaten geldikçe ne yapacağız? Uygulamış olacağız arkadaşlar. Kalıbın içerisinde arkadaşlar bunları da gösterdikten sonra ne diyor? Noktaları ekle veya çizgiyi böl diyor. Bak hangisi o? Şu değil mi? Bak noktaları ekle ve çizgiyi böl dediğimiz uygulama. Bunların da kendilerine ait özellikleri mevcut olarak var. Mesela ben şimdi şu alt taraftaki uygulamaya geldim. Bakın şimdi. Eğer üzerine geldim bakın. Tıklarsımsa ne yapıyor? Hemen oraya bir çizgi şey nokta ekliyor. Ama tekrar geldim bakın. Üzerindeki ayarlamada o noktayı silmenin yolu da seçilmişken delete tuşuna basarsanızsa noktayı ne yapar? Siler. Şimdi başka bir özelliği de şu. Bunu seçtiğiniz zaman bakın üzerine gelip sağ tuşu kliklediğiniz zaman o çizgiyi ne yapabiliyor? Orantılı bölme, uzaklığı böl veya eşit bölme dediğimiz, ikiye böl dediğimiz zaman burayı bak ikiye bölmüş olacak arkadaşlar. Veya uzunluğun buradan veya diğer taraftan ne yapılmasını oransal bölme dediğimiz kısımlarını da vererek %50'si, %30'u, %40'ı gibi ayarlamalar da verebilirsiniz. Veya kendiniz bir uzunluk vererek de bölmesini isteyebilirsiniz. Ben 3'e böl deseydim bakın. 3'e burayı ne yaptı? Böldü 3 tane ayrı. Hani 1, 2, 3 çizgiler 3'e bölünmüş oldu. Bu şekilde noktaları ayarlama kısmında buradan ne yapabiliyorum? Seçip ayarlama imkanına da
bu şekilde seçebiliyorum. Tek tek nokta halinde silmek. Bunu bak sildim. Noktayı seçtim. Tekrar geldim. Noktayı ne yaptım? Sildim arkadaşlar. Bunun da uygulama kısmı bu şekilde. Bunu da belirtmiş olalım. Bakın pensimizi buradan sildim. Kalıbın arkadaşlar başka neyi var hocam kalıbın içerisinde dersiniz de. Arkadaşlar kalıplarımızın yatay çevirmek, dikey çevirmek dediğimiz uygulama. Bakın şu kalıba dikkat edin. Ben şunu da şöyle yaparsamsa daha net görme imkanınız olur diye düşünüyorum. Aslında atmayayım onu şöyle göstereyim. Kalıbı geldim seçtim. Diyorum ki yatay çevir. Kalıp yatay çevir bak. Kalıp ne yaptı? Diğer tarafa doğru döndü mü? Döndü. Ve tabi bunu ancak şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani bir ben bunu tekrar yatay çevireyim, tekrar ayarlama yapayım ama bir şey göstereceğim size daha net olsun diye. Bakın şimdi. Bak. Bak tersine döndü. Tekrar düzeltmiş oldu. Ben şöyle anlatayım size. Daha net görme imkanına sahip olalım. Bu işlemini yapsın. Simülasyonu yapsın. Bakın şimdi. Bu da bir kalıp. Ama ben bu kalıbın bakın şu nokta kısmını aşağı doğru indirdim. Bak çünkü yatay, şimdi yatay çevir deyince bakın seçtim. Buradan da aynı şekilde girebiliyorum. Seçtim. Yatay çevirdiğim zaman yatay döndü mü? Döndü. Veya tekrar aynı noktaya geliyorum. Diyorum ki tekrar yatay çevir. Eski haline geldi mi? Geldi. Ve tekrar kalıba giriyorum. Ve diyorum ki dikey çevir. Bak dikey döndü mü? Döndü. Tekrar geliyorum arkadaşlar. Aynı şekilde dikey çevir dediğim zaman dikey oldu mu? Oldu arkadaşlar. Tekrar buradan geldim arkadaşlar. Saat yönünün tersine döndür. Dönmek. Bu sefer de böyle bir dönmek. Yani çevirmek ayrı bir şey, döndürmek ayrı bir şey arkadaşlar. Onu belirtmiş olalım. Bakın şu anda dönüyor. İsterseniz o zaman bunu ben saat yönünün tersine değil de saat yönünde döndür deseydim böyle. O zaman ben bunu kendim döndürmek istiyorum derseniz de bunu seçersiniz. Şuradan da böylece döndürürsünüz arkadaşlar. Onu belirteyim. Döndürmekle çevirmek aynı şey değil arkadaşlar. Çevirmek yani bir sizin şöyle belirteyim. Bir şey yaptığınızı düşünün. Bir yumurta yaptınız veya bir tavanın içerisine bir şey koydunuz. Bir farklı bir bazlama yapıyorsunuz. Bazlamayı ne yapmak arkadaşlar? Ters yüz çevirmek dediğimiz uygulamadır. Çevirmek dediğimiz bu. Döndürmekse şu şekilde döndürmektir. Bakın onu karıştırıyoruz bazı zaman. Döndürmekle çevirmek aynı şey değil arkadaşlar. Bunu belirtmiş olalım. Bunu ters yüz ediyorsunuz. Çevirmek mantığında. Birinde döndürmek dediğimiz uygulama mantığı. Buna dikkat etmenizde yarar var arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Evet. Şimdi arkadaşlar tekrar kalıpla ilgili bölümlerimize geçelim. Arkadaşlar kalıbın adını göster. Bak adımlar burada. Kendine göre adlarını vermiş. Bunlara artiken numaraları da diyebilirsiniz. Ön, arka, işte diyebilirsiniz. İşte roba diyebilirsiniz. Aklınıza gelebilen isimleri bu şekilde verebilirsiniz arkadaşlar. Kalıpla ilgili olan uygulamalarda. Şimdi gelelim. Diyorum ki baz çizgisini göster sadece. Bakın seçmiş olduğunuz bölümlerde eğer etrafındaki baz çizgilerini yani alanlar o şeyleri değiştirebilirsin. Kaldıralım tekrar. Bunlar çok isimlerin çok arkadaşlar şeyde olması gerekmiyor bakın. Bunları kaldırdım. Ama geldim kalıp baz çizgisini gösterdiğim zaman sınır çizgilerini, baz kısımlarını, o siyah olan kısımlarını ne yapıyor? Gösteriyor mu? Gösteriyor arkadaşlar. Bunlara dikkat etmekte yarar var. Baz kısımlarımızdaki uygulamalar. Sonra çizgi uzunluklarını göster. Bakın hepsinin çizgi uzunluklarını gördü. Ekran nasıl hale geldi? Çok bunları bir sefer kullanıp hemen kapatmak lazım arkadaşlar. Tekrar buraya geldim. Kalıp kısmına tıkladım. Buradan ne diyorum? Çizgi uzunluklarını gösteri. Kaldır diyorum ve kalktı mı? Kalktı arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz yine. Kalıptan dikiş çizgi uzunluğunu göster. Diktiğimiz kısımların birbirlerine dikili olan bölümlerini uzunluklarını göster diyebilirsiniz. Bakın hangi uzunlukta neyin olduğunu görebiliyorsunuz. Tabi dikişleriniz aktif olduğu zaman görünüyor bu. Tekrar buradan geldiniz ve dikiş bu uygulamayı tekrar ne yapıyorum arkadaşlar?
kaldırıyorum arkadaşlar. Eğer bir bakın şu anda şurada mesela bir bakın şurayı biraz dikkat edin. Şurayı da simüleden kaldırıyorum çünkü rahat çalışabilelim. Ekranımız daha olsun. Bakın. Bu şekildeyken arkadaşlar kalıp kısmının içerisine geldim. Bakın. Ağı göster dediğim zaman kumaşın iç kısmındaki ağ bölümünü görme imkanına sahip olabiliyoruz. Yani elyaf mantığına kadar inebilen kısımlar diyebilirsiniz bunları arkadaşlar. Göster ve gizle noktasında kullanabilirsiniz bunları. Bunların yoğunlaşmış dereceleri kumaşın elastikiyet oranlarıyla doğru orantılıdır arkadaşlar. Bunu belirtmiş olalım. Ağı kaldır dediğimiz zaman bakın gizledi. Görünmüyor şu anda. Arkadaşlar tekrar devam ediyorum buradan. Turman noktasını göster diyorsun. Bakın buradaki bakın nereden hangi yerin nasıl noktaların olduğunu neresinin neresine denk geldiğini göster diyorsunuz. Tekrar buradan geldim kalıba. Dedim ki bakın bunlara da bakın tıklattım. Tekrar aktif hale getirip uygulama yapabilirim arkadaşlar. Gösterme kısımlarını bu şekilde ayarlamış oluyorum. Sonra arkadaşlar kalıbımızın bağlantısal bölümlerini aktif hale göstermiş oluyor. Yani ve bir de zoom yap. Bakın tümünü birden zoom yapmış oldu. İşte tekrar gelip bakın bir kalıbı seçip o kalıp üzerindeki ayarlamalardan bakın tümüne zoom yap veya oradaki kısımlarda ben bunu bir tanesine devreye soktum. Bu şekilde aldım. Ama kalıbımın tümünü görmek istiyorum dersinse tümüne zoom yap diyerek de bunu ekranıma tam net gösterme imkanına sahip olabiliyorum. Bunu belirtmiş olalım. Arkadaşlar dikiş çizgilerini düzenle bak. Bunları düzenlemek için neyi kullanıyoruz? Bak şu dikiş çizgilerini düzenle. Gelip sadece tıkladığınız zaman bakın aktif olabiliyor. Delete tuşuna basarak silebiliyorsunuz. Dikiş yönlerini değiştirme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Aynen buradan ters çevirebiliyorsunuz. Dikiş çizgisini silebiliyorsunuz. Dikiş çizgisini pasif yapabiliyorsunuz. Gizleyebiliyorsunuz. Bunlar arkadaşlar aynı şekilde nerede? Dikiş çizgisiyle olan uygulamalarda. Bu arkadaşlar iki alanı birbirlerine dikmek isterken bakın şöyle geliyorum. Bakın tıklıyorum burayı. Burayı şuraya dik dediğimiz uygulamadır. Bunların birbirlerine dikmek amaçlı kullanmış olduğumuz bölümdür. Bakın şurayı şuraya aynı oranda dikmesini sağlamış oluyorsunuz. Bu ayarlaması bu. Ama bir de serbest dikiş dediğimiz var. Bakın şurayı tam şuraya dik dediğim bak kendi ayarlıyoruz bunu. Serbest dikiş yapıyoruz. Bak şurayı şuraya dik dediğimiz uygulamadır arkadaşlar. Bunu göster dediğiniz zaman göstermiş oluyor. Buradaki dikiş çizgilerinin mantığı bu. Serbest dikiş çizgilerini göstermek veya gizlemek noktasında bunları ne yapabiliyorsunuz? Tekrar kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Dikiş çizgisini ters çevir. Bak tabi göreceksin ters çevirilmiş olsun. Bak böyle ya. Bunu ters çevir dedim. Bak şöyle gelelim. Tabi dikiş düzeneğiyle tutup ters çevir dediğin zaman bakın nasıl ters çevirdi. Yanlış dikim. Onun için bunu tekrar tıkladığın zaman düz çizmiş oluyorsunuz. Dikmiş oluyorsunuz. Buna dikkat. İşte kalıpta dikiş çizgileri olan dikiş çizgisini sil dediğiniz zaman da o dikiş çizgisini ne yapıyor? Silmiş oluyor arkadaşlar. Duyurulur. Arkadaşlar bir doku varsa dokuyu buradan düzenleyebiliyorsunuz. Dokuyu silebiliyorsunuz. Yazdırma yani kaplama oluşturabiliyorsunuz. Bunları da arkadaşlar nasıl oluyor? Bunu bir göstereyim ben size. Bakın burada en önemli özelliklerden bir tanesi. Ben geldim. Bakın buradan ne yapabiliyorum? Bir kumaş noktamızı alalım arşivimizden. Arkadaşlar arşiv kısmımızın içerisinden geldiğimiz zaman hangisini istiyorsunuz? Diyelim şöyle bir kumaşımız var. Şuradan kumaşlar seçtim. Şimdi ben bu kumaşımızdan bir tanesini alalım. Aslında görseli diğer bir başka kumaş alalım. Daha iyi olsun. Güzel kumaşlar vardı. Evet. Bakalım şimdi. Şunu buraya aldım. Bakın şu anda kumaşımız burada. Bana diyor ki buradan kalıpta doku. Dokuyu düzenle. Bak. Dokuyu aldım. Düzenliyorum. Çeviriyorum. Küçültüyorum. Büyütüyorum. Yamultuyorum. Bakın. Yatay veya dikey yamultmalar da yapabiliyorum arkadaşlar. Ve kalıptan doku kısmına geldim. Dokuyu sil dediğim zaman bakın doku silindi mi?
silindi arkadaşlar. Tekrar buradan dokuyu sürükleyerek üzerine getirip bırakabilir misiniz? Evet, bırakabilirsiniz. Aynen şurada olduğu gibi bakın. Ne yaptık? Bunları ayarladık. Hatta ben şuradaki pantolonun renklerinde veya dokularında kendime göre ayarlayabilirim mesela. Şöyle bir pantolon uyduğum adına bakmıyorum. Bakın onu söyleyeyim ben size. Şimdi niye onu kullandın demeyin. Diğer tarafa da farklı bir şey kullanalım. Şunu kullanabiliriz. Bakın şimdi. Bence güzel olacak bu. Biraz daha diğerlerine göre. Cep kısımları da onlara da ayrı ayrı desenler vereyim ki böyle gözüksünler. Yani hani ayarlamasını olsun. Kemerinin rengi de şeyi de şöyle olsun. Şu da kemerimize olsun. Bakın şimdi. Bunu bu tarafa aldığımız zaman bakın dikkat edin. Tabii uydum uymadım ona arkadaşlar ayarlayacaksınız. Yani ben sadece mantığını göstermek istedim size. Bunun uygulama kısmı bu şekilde bakın. Şimdi buradan diyor bana ki kalıptan dokuyu sil. Dokuyu düzenle. Bakın dokuya dikkat edin. Bak oynat deyince bakın ön tarafa dikkat edin. Bakın. Şuraya dikkat. Bakın oynadı mı? Oynadı. Yerlerini birbirlerine denk getirebilirsiniz. A kısımlarını birbirlerine ayarlayabilirsiniz. Şurasını bak. Şöyle ya bak. Şurasını bakın. Bak daha birbirlerine yakın, birbirlerine renk tonlaması olarak daha uygun olanları bak şimdi getireceğim bak. Şuraya dikkat edin. Böyle de yapabilirsiniz. Bunlar artık sizin seçenekleriniz, uygulamalarınız. İşte buradaki kalıp ve doku kısımlarındaki uygulamaları şunu ben kaldırayım birazcık. Doku noktasında yazdırma kaplama oluştur dediğiniz zaman bunları alıp arkadaşlar aynen iç kısmına getirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ve artı dokuyu göster veya gizle. Bak dokular gitti. Buradan aynı şekilde dokuyu göster veya gizle diyerek de ayarlama yapma imkanına sahip olabiliyorsunuz. Bakın. Görüyor musunuz? Doku hem gizlenmiş hem de görselliği kaldırmış olabiliyor. İşte arkadaşlar kalıptaki bir de ızgara noktaları var. Bakın şurada bir ızgaralar var. Bakın. Görüyorsunuz. Bu ızgaraları kaldır veya gizle yapabilirsiniz. Bakın geldim. Izgaraları göster dedim. Bak gösterecek. Bak şu anda ızgara diye bir şey burada yok. Ama isterseniz ızgaraları tekrar bakın gösterebilir. O zaman bu ızgaralar ne işe yarıyor dersiniz de bir de arkadaşlar ızgarayı aktif et dediğimiz uygulama var. Bakın aktif oldu bu. Bunun özelliği şu. Bakın buraya geldiğim zaman ızgaralara yapışarak bakın istediğim şekilde kolay bir şekilde bakın bazı uygulamalar yapabilme imkanına sahip olmam. Yani anlaşıldı mı? Izgaraların olması burada avantaj oluyor mu? Evet avantaj oluyor. Mesela ben çapraz bir şey çizmek istiyorum. Bakın noktalara gelince yapışıyor. Bakın çapraz çapraz gidebiliyorsunuz buradan. Örnek. Bir cep yapabilirsiniz. Farklılaştırabilirsiniz. Birçok şekli vermek mümkün arkadaşlar. Bu her zaman aktif olması gerekmiyor ama aktif yaparsınızsa da iyi olur. Mantığını görmüş olursunuz. Bunun kalıpla ilgili olan kısmı bu. Kalıp penceresinin özellikleri bakın arkadaşlar. Kalıp penceresinin özellikleri dediğimiz zaman hemen buradaki kumaşın kalıpla ilgili olan bölümlerinin özellikleri geliyor. Hatırlarsınız da bunun için bir ders yapacağım söylemiştim. Onu yaptığım zaman arkadaşlar bunları da çok ayrıntılı olarak görme sizin açınızdan da önemli olacak arkadaşlar. Yani ben bu kumaşın işte neyini tekstüresi dolgusunun ne olduğunu ben o tekstüreyi tıklayıp buradan ayrı başka bir bakın hemen şey verebildiğimi görebiliyorsunuz. Bunların ışığını kölgesini yansıma değerlerini ve diğer ayarlarını da değiştirebiliyor muyum? Evet değiştirebiliyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kalıp noktasındaki özellikleri de bunun neymiş arkadaşlar? Bu şekildeymiş. Bunu da sizinle ne yaptık arkadaşlar? Paylaşmış olduk. Evet, yani avatar ayrı, tabii kalıp ayrı, giysi ayrı ve bunların hepsinin özellik farkları var. Evet, bugünkü dersimizde de arkadaşlar gördüğünüz gibi neyi anlatmış olduk? Kalıp mantığımızı anlattık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar.
Bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden, telefon numaralarımızdan bize ulaştırırsınızsa da biz de onları dikkate alıp daha çok faydalı, güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2.000, 3.000, 4.000 liraya rakamlarla satılmakta. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Onun için arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diyorum. İnşallah hayırlı, güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim, hoşça kalın.